Efendim, Jang Song gizli bir mesaj gönderip Liu Zhang'ın sizi Fuchang'da karşılamak üzere Yi Zhou'dan ayrıldığını bildirmiş. Aramızda yaklaşık 300 millik bir mesafe var. Liu Zhang'ın nezaketi beni çok etkiledi. Efendim, bana sorarsanız elinize kaçırılmayacak bir fırsat geçmiş bulunuyor. Bence de öyle. Ne demek bu? Efendim, Yi Zhou'nun çevresi derin hendeklerle ve yüksek duvarlarla çevrili. Yani alınması kolay değil. Liu Zhang oradan ayrıldığına göre korunmasız kaldı demektir. Bu fırsatı değerlendirir Liu Zhang'ı rehin alırsanız Şiçuan ordusunu teslim olmaya zorlayabilirsiniz. Böylece Şiçuan'ı ele geçirmiş olursunuz. Hem de bir damla bile kan dökülmeden. Savaşmak zorunda kalmadan Şiçuan'ı ele geçirebilmek çok iyi olmaz mı? O sırf beni karşılamak için onca yoldan geliyor ama sizler ona zarar vermemi istiyorsunuz. Bunu anlayamıyorum. Ama bu fırsatı elinizden kaçırırsanız Şiçuan ordusundaki generaller sizi öldürmeye kalkışabilir. Niye kalkışsınlar? Efendim, Liu Zhang size gerçekten saygı duysa da General Zhang Ren ve diğerleri onun gibi düşünmüyor. Duyduğuma göre Liu Zhang ondan 3000 askerle kendisine eşlik etmesini istemiş ama Zhang Ren buraya tam 30.000 askerle geliyormuş. Bunun ne anlama geldiğini herhalde tahmin edersiniz. Belli ki pek de iyi niyetli değiller efendim. Önce biz harekete geçsek iyi olacak. Liu Zhang buraya geldikten sonra onun için vereceğimiz ziyafette 100 askerle bir pusu kurabiliriz. Siz de örneğin şarap kupasını yere düşürerek onun öldürülmesi için işaret verirsiniz. Böylece bir anda, yani kılıçlar çekilmeden, oklar atılmadan o ziyafet masasında Şiçuan'ın yeni efendisi oluverirsiniz. Lütfen ikiniz de bir daha böyle sözler etmeyin. Liu Zhang ve ben aynı soydanız. O bana samimiyetle davranırken ben ona nasıl ihanet ederim? Ayrıca buraya daha yeni gelmişken herkesin nefretini kazanacak bir şey yapmam doğru olur mu? Böyle bir davranışı ne tanrılar affeder ne de insanlar. Bu dediğinizi yapmak değil bana, en acımasız lidere bile yakışmaz. Efendim. Efendim. Bu fırsatı kaçırırsak ileride daha büyük sorunlarla karşılaşacağız. Öyle bir gün gelecek ki daha çok kan dökülecek, daha çok insan ölecek. Düşmanlıklar daha da derinleşecek. Efendim hep dürüst ve adil davranmaya çalışıyor ama bu erdemleri ona zarar verecek. Çok yazık. Gerçekten de çok yazık. Bay Pang Tong, ben burada konuk olduğum için efendinizin kararlarına müdahale edemem. Ama siz onun askeri danışmanısınız. Önce harekete geçip sonra bildirebilirsiniz. Adınız dürüst anlamına geliyor. He? Soyadınız da kanun anlamına. Ama ne kanunlara uygun davranıyorsunuz ne de dürüstsünüz. Beni açıkça yanlış ve kötü şeyler yapmaya zorluyorsunuz. Bana gülmeye hiç hakkınız yok aslında. Sizin de benden pek farklı olduğunuz söylenemez öyle değil mi? Asker! Buyurun efendim. Hemen General Wei'yi çağırın bana. Emredersiniz. Efendim, Liu Zhang Fuchang'dan 20 mil uzakta. Güzel. Weiyan. Emredin. Zırhlı piyadeleri değiştir. Ama efendim, bunlar ordumuzun en seçkin piyadeleri ve askeri gücümüzü sergilemek için buradalar. Liu Zhang'a güç gösterisi yapmamıza hiç gerek yok. Değiştir. Emredersiniz. General Bey durun. Buyurun. Efendimizin ne düşündüğünü tahmin edebiliyor musunuz? Galiba
Liu Chang'a güç gösterisi yapmak istemiyor. Kesinlikle. Askerlerimiz çok güçlü görünürse Liu Chang bizden korkabilir. Ama güçsüz görünürsek bu sefer de ordumuzu küçümseyebilir. Zhang Lu ve Ma Chao'yu yenebileceğimizden kuşku duyar. Peki siz ne öneriyorsunuz? Ordumuz ne fazlasıyla güçlü görünmeli ne de fazlasıyla güçsüz. Bayrakların sayısını arttırın, silahları da azaltın. Teşekkür ederim efendim. Liu Bey'in kampına ne kadar kaldı? Yaklaşık 10 mil kadar efendim. Zhang Ren, öncü birliğini gönder. Ordumuzun gücünü onlara gösterelim. Emredersiniz. Öncü birliğin başına geç. Emredersiniz. Jingzhou Bey, Liu Bey'i kardeşini saygıyla selamla. Sevgili kardeşim, yıllardır arzu ediyordum. Sonunda sizinle bir araya gelebildik. Epeydir ata binmiyorum da. Çok teşekkür ederim. Askerlerinizin çok güçlü ve iyi eğitimli oldukları belli. Sizi kutlamak isterim. Buyur. Gidelim. Kardeşim, buyurun. Siz buyurun lütfen. Kardeşim Liu Bey, davetimizi kabul ederek Zhang Lu'yu yenmemize yardımcı olmak için binlerce mil uzaktan buraya geldi. Gösterdiği büyük dostluk örneği için kendim ve Sichuan halkı adına kendisine teşekkür ederim. Hadi hep birlikte içelim. Öncelikle Liu Bey'e minnetimizi belirtmek, sonra da kolay ve hızlı bir zafer kazanmasını dilemek için. Teşekkür ederim kardeşim ama izin verirseniz önce ben bir ithafta bulunacağım. Tabii, buyurun. Bana kalırsa öncelikle imparatorumuzun şerefine içmeliyiz. Şu anda imparatorumuz sağ hainin elinde rehin. Her gün gözyaşı döküyor. Liu ailesinden birilerinin harekete geçip o haini yenmesini ve hanı kurtarmasını bekliyor. İmparatorumuza sadakatiniz gerçekten de çok etkileyici. Kardeşimin teklifine uyarak önce imparatorumuza içelim. Saygıdeğer majesteleri, Han hanedanının evlatları olarak yemin ederiz ki bütün hainleri yenip hanedanımızı yeniden canlandıracağız. Sichuan şarabı kadar lezzetlisini az içtim. Sichuan halkı şarabından da iyidir. Zamanla bunu siz de göreceksiniz. Bunun için zamana gerek yok. Şimdiden görebiliyorum. Onca yoldan beni karşılamaya gelerek siz de bunu fazlasıyla kanıtladınız zaten. Siz Jingzhou'dan gelmişken benim buraya gelmemin ne önemi var ki? Kardeşim, yanınızda kaç asker getirdiniz? 20 bin piyade ve 10 bin süvari. Bu 30 bin asker öncü birlikleriniz olarak düşmanlarınızla savaşmaya hazır. Güzel. Zhang Lu sınırlarımıza saldırıp duruyor. Şimdi yanında Ma Chao da var. Yani daha da güçlendi. Onları yenebiliriz de, yenilebiliriz de. Ne yapacağımızı düşündünüz mü? Eğer kazanırsak savaşmaya devam edip Han Zhong'u almanıza yardım edeceğiz. Ama kaybedersek askerlerimizi toparlayıp yeniden savaşacağız. Ya iki taraf da üstünlük kuramazsa? Eğer onlarla yenişemezsek sizin isteğinize göre davranacağım. Gitmemizi isterseniz hiç vakit kaybetmeden Jingzhou'ya döneriz. Ama kalmamızı isterseniz kalır, daha sonra vereceğiniz emirleri bekleriz.
Bir ihtimal daha var. Eğer ordumu bırakıp benim dönmemi isterseniz, askerlerimi sizin emrinize verir, ben tek başıma Jingzhou'ya dönerim. Ah, ne kadar erdemli biri olduğunuzu duymuştum. Ama bugün buna bizzat tanık oluyorum. Hadi. Bu kez size için. Size ve dostluğumuzun şerefi. Efendim, eğer izin verirseniz bir kılıç dansıyla bu buluşmayı kutlamak isterim. Tabii çok iyi olur. Jingzhou'lu bir savaşçının yeteneklerini seyretmek hoşuma gider. Bu dans iki kişi ister. General ve yana katılabilir mi? Biz de katılırsak daha iyi bir gösteri olur. Madem bir grup gösterisi olacak, biz de katılırız. Yeter! Kesin artık! Burada bulunmamızın sebebi kardeşimle buluşmamızı kutlamak. Ama siz bu mutlu olayı kavgaya çevirdiniz. Dinleyin. Bu bir güç gösterisi değil. Hepinizi böyle davranmaktan men ederim. Veyan, kılıcını bırak. Jingzhou'lu bütün generaller. Kılıçlarınızı bırakın yoksa ölürsünüz. Can Ren, sen de bırak kılıcını. General, durun lütfen. Hepiniz beni dinleyin. Liu Zhang ve ben aynı kanı taşıyoruz ve aynı taraftayız. Onun için kaygılarınızı bir yana bırakın. Bugün burada herkesin önünde söz veriyorum. Bana ihanet edilmedikçe ihanet etmeyeceğim. Eğer bir gün efendinize bir yanlış yaptığımı düşünen olursa beni öldürebilir. Liu Bei. Efendim, bu olay tehlikede olduğumuzu açıkça gösterdi. Hayır. Ben Liu Bei'nin iyi niyetli olduğundan eminim. O iyi niyetli olabilir. Ama adamları onun gibi değil. Derebeyleri arasında Liu adını taşıyan yalnızca Liu Bei ve ben kaldık. Eğer ona bile güvenemezsem, Liu ailesinin sonu gelmiştir artık. Efendim! Efendim, Zhang Lu dün 20 bin askerle sınırımızı geçip Jiemen geçidine kadar ilerlemiş. Lanet olsun. Yine geliyor işte. Efendim, Liu Bei bir saldırı sırasında öncü olabileceklerini söylemişti. Lütfen hemen emir verin. Jingzhou ordusuyla düşmanın üzerine yürüsün. Binlerce millik bir yoldan geldiler.
Henüz dinlenemediler bile. Onları savaşa yollamak büyük bir nezaketsizlik olur. Bana kalırsa şimdilik oraya Yang Hua ile Gao Pei'yi gönderelim. Efendim, Liu Bei'nin niyetini ancak böyle bir zamanda anlayabiliriz. Bakalım buraya gerçekten de Zhang Lu ile savaşmak için mi geldiler? Yoksa Shi Chuan'ı almak için mi? Pekala. Efendim. Ne var? Liu Bei ordusunun başında Jiameng geçidine doğru gidiyor. İşte gördün değil mi? Liu Bei bana samimi davranmış. Belli ki Huang Quan, Li Yan ve diğerleri onun hakkında yanılmış ve boşuna endişelenmişler. Pekala. Liu Bei yanımda olduğu sürece Zhang Lu'dan da Ma Chao'dan da korkmama gerek yok. Bunu Jiameng geçidine Liu Bei'ye götür. Ve bunun bana bir önceki imparatorumuz tarafından verildiğini ve Zhang Lu'yu yenip zafer kazanması dileğiyle ona yolladığımız söyle. Çabuk ol. Emredersiniz efendim. Efendim, Liu Bei ordusuyla Shi Chuan'a girmiş. Jingzhou savunmasız. Bizim için çok büyük bir fırsat olabilir bu. Hemen gidip Jingzhou'yu ele geçirebiliriz. Hepiniz aynı görüşü paylaşıyor musunuz? Evet efendim, Jingzhou ile aynı görüşteyiz. Liu Bei Shi Chuan'a gitmiş olabilir. Ama Zhuge Liang'la en iyi generallerini Jingzhou'da bıraktı. Bu durumda şehir savunmasız diyemeyiz. Öyle olsa bile askeri güçleri zayıfladı. Eğer Liu Bei Jingzhou'yla birlikte Shi Chuan'a da sahip olursa sadece gücünü artırmakla kalmaz, bizim için de bir tehdit oluşturur. Yani ordumuz bundan böyle iki ateş arasında kalır. Pekala. Diyelim ki Jingzhou'ya gittik. Ya Cao Cao bu arada bize saldırırsa? O zaman ne yaparız? Ayrıca Liu Bei ile anlaşmamız var. Kendine yeni bir merkez bulur bulmaz Jingzhou'yu bize iade edecek. Shi Chuan'ı ele geçirirse Jingzhou'yu geri isteme şansımız doğacak. Tek asker bile kaybetmemek daha iyi olmaz mı? Efendim, ben o anlaşmayı sizin kadar ciddiye almıyorum. Liu Bei Shi Chuan'ı alsa bile Zhuge Liang Jingzhou'yu bize geri vermeye yanaşmayacaktır. Şu anda Liu Bei çok uzakta. Cao Cao Ma Chao ile savaştan yeni çıktı. Ordusunu dinlendirmek zorunda. Böyle bir fırsatı bir daha hiç bulamayabiliriz. Liu Meng, sen niye bir şey söylemiyorsun? Bence hanımefendi, efendimizin Jingzhou'ya gitmesine izin vermez. Nedenmiş o?
Jing Zhou'yu almak bizim için büyük bir zafer olur. Ayrıca efendimiz kararını kendi veremez mi? Efendimizin kardeşi Liu Bei ile evli. Hanımefendinin de göz bebeği. Şu anda Jing Zhou'da bulunuyor. Eğer oraya saldırırsak ve Zhuge Liang onu rehin almaya kalkarsa ne yapacağımızı düşündünüz mü? Eğer kardeşine bir şey olursa efendimiz bunu annesine nasıl açıklar? Liu Bei Sichuan'da yani uzakta. Tahminimce 2 yıldan önce geri dönemez. Daha yeni gittiği için Jing Zhou her zamankinden daha sıkı korunuyor olmalı. Eminim bir süre sonra savunma tedbirleri azaltılacaktır. Bence en doğrusu bu. Bu konuyu daha sonra tartışmalıyız. Peki. Lu Su. Sağ Sua birkaç yıl ordusunu güçlendirmeye çalışacak. Yani şu anda bizim için tehlikeli olmasa da gelecekte daha büyük bir tehdit oluşturacak. Liu Bei Sichuan'a gitti. Eğer önemli bir sorun çıkmazsa eminim bir süre sonra orayı ele geçirecek. O zaman çok büyük bir güç kazanacak. Bu beni endişelendiriyor. Öte yandan bizim ordumuzda sorumluluk yaşlı generallerde. Çok sadık ve cesurlar. Ama güçlerini her gün biraz daha kaybediyorlar. Bu sebeple niyetim Liu Mang'ı başkomutan yardımcısı yapmak. Siz ne dersiniz? Ne oldu? Katılmıyor musunuz? Hayır. Bütün kalbimle katılıyorum. Liu Mang ordumuzun gerçek kahramanlarından. Generaller arasında bir yıldız. Son derece tecrübeli bir savaşçı. Bu büyük sorumluluğu üstlenebilir. Benim yokluğumu hissettirmeyecektir. Yokluğunuzu mu? Ne demek oluyor bu? Ne söylemeye çalışıyorsunuz? Efendim. Artık eskisi kadar isabetli kararlar veremiyorum. Sağlığım da gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Sanırım yakında aranızdan ayrılacağım. Lu Su, neden böyle şeyler söylüyorsunuz? Dongfu sizsiz yapamaz. Ben de yapamam. Efendim. Lütfen bana doğruyu söyleyin efendim. Liu Mang'ı bu göreve getirmekteki amacınız Jing Zhou'yu geri almak, öyle değil mi? Evet, öyle. Jing Zhou'yu geri almalıyız. Liu Bei ile aramızda er ya da geç savaş çıkması kaçınılmaz. Güzel. Bu amacınıza ulaşmanıza yardımcı olacağım. O gün gelmeden ölsem bile sakın endişelenmeyin. Liu Mang bu görevi tamamlayacaktır. Lu Su. Hiçbir şey düşünmeden dinlenin. Merak etmeyin. Bütün önemli gelişmeleri size haber vereceğim. Siz de benim karar vermeme yardımcı olacaksınız. Efendim. Söz veriyorum. Nefes aldığım sürece size minnet borcumu ödeyebilmek için elimden geleni yapacağım. Lu Su. Lütfen kalkın. Başkomutanımızı selamlarız. Bay Zhang Zhao, lütfen efendimizin emrini okur musunuz?
Dongwu Derebeyi'nin emridir. Liu Mang sayısız zafer kazanmış imparatorumuza sadık ve cesur bir komutandır. Bu yüzden kendisini başkomutan yardımcılığına getiriyor ve deniz askerlerimizin sorumluluğunu ona veriyorum. General Liu Mang. General Liu Mang, lütfen komutanlık sembolünü kabul edin. Onur duyarım efendim. Değerli generaller, Cao Cao Kızıl Kayalar yenilgisinden beri güneye inmek amacıyla ordusunu güçlendiriyor. Liu Bei, Liu Zhang'a yardım etmek bahanesiyle Sichuan'a gitti. Asıl amacı ise orayı ele geçirmek. Sakin görüntüsünün ardında büyük bir hırs gizli. Efendimiz General Liu Mang'ı bu göreve ordumuzu her an savaşa girecek duruma getirmesi için atadı. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Coşan saygılarını sunar efendim. Ayağa kalkın lütfen. Teşekkür ederim. Efendim, bu mektubu size hanımefendi yolladı. Madem mektup annemden, neden hizmetkarlardan biriyle göndermediniz? Bana bizzat teslim etmek için neden bu kadar uğraştınız? Belki de haberiniz yok. Hanımefendi daha önce size 3 mektup göndermişti. Ama hiçbirine cevap alamadığı için mektupların elinize geçmediğini düşündü ve bu kez mektubunu bizzat benim teslim etmemi uygun gördü. Ne dediniz? Annem bana 3 mektup daha mı gönderdi? Evet efendim. Bir sorun mu var yoksa? Hanımefendi çok hasta. Doktorlar da diyor ki... Doktorlar ne diyor? Sonbaharı çıkaramayacağından korkuyorlar. Hanımefendi de sizi son bir kez daha görmek istiyor. Verin şu mektubu. Annemin durumu bu kadar ağırken bunu benden sakladılar, öyle mi? Hemen Jiang Dong'a dönmeliyim. Hizmetkar, Jüge Liang'ı çağırın bana. Hayır, durun biraz. Peki efendim. Efendim, bunu yapmamalısınız. Annenizin mektuplarını Jüge Liang gizledi. Büyük ihtimalle de geri dönmenizi engellemek için. O bir danışman. Ben Liu Bey'in eşiyim. Hastanemi ziyaret etmeme ne hakla engel olabilir ki? Jüge Liang çok kurnaz. Sizi doğrudan engellemeyecektir. Ama eminim karar verme etkisi olmadığını, Liu Bey'den izin alması gerektiğini söyleyecek. O da Sichuan'da. Bir habercinin oraya gidip gelmesi en az bir ay sürer. O zaman da çok geç kalmış olabilirsiniz. Cavuşan. Annemin durumu gerçekten de kötü mü? Lütfen beni korkutmaya çalışma. Size yalan söyleyebilir miyim hiç? Hanımefendi süratle kilo kaybetmeye başladı. Uzun zamandır doğru dürüst yemek yiyemiyor. Anne. Anneciğim. Efendim, lütfen ağlamayın. Biri duyup Jüge Liang'a haber verirse hiç iyi olmaz. Siz buraya nasıl geldiniz? Kıyafet değiştirip içeri gizlice girdim. Yanımda bir arabayla 100 asker getirdim. Gizleniyorlar. Sizi Çay Sang'a götüreceğiz. Merak etmeyin. Pekala. Bir mektup yazıp bırakayım. Sonra hemen yola çıkarız. Tahıl hesaplarını da kontrol ettim.
götürebilirsin. Peki efendim. Efendim, hizmetçisi söyledi. Hanımefendi çocukla gitmiş, bu mektubu bırakmış. Ver çabuk. Generaller burada mı? General Cahyun teftişe çıkmıştı, daha yeni döndü. Hemen git onu bana gönder. Emredersiniz. Onu hemen uzaklaştırın buradan. Evet, evet, çabuk evet. Olun. Hadi. Hadi çabuk olun. Hadi. 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 Ben General Cahyun. Hanımefendiyi geri götüreceğim. Ho! Hanımefendiyi koruyun ve buradan uzaklaştırın. Ben generali engelleyeceğim. Emredersiniz. Geçmelerine izin vermeyin. Emredersiniz. Çekilin yolundan, yoksa öldürürüm. Cahyun'u öldürün. Cahyun, duralım. Efendim? Cahyun, siz ne yapıyorsunuz? Neden haber vermeden ayrıldınız? Annemin hasta olduğunu öğrendim. Vedalaşmaya vakit yoktu. Böyle bir ziyarete neden çocuğu da götürüyorsunuz? Adı o, annesiz bir çocuk. Jingzhou'yu da bıraksam kimse ilgilenmezdi. Efendimiz ömrü boyunca savaştı. Bu da onun tek oğlu. Onu nasıl uzaklaştırırsınız? Siz isterseniz gidebilirsiniz. Ama lütfen çocuğu bırakın. Cahyun. Siz sadece kocamın emrindeki bir subaysınız. Aile işlerimize nasıl karışırsınız? Böyle bir hakkım olmadığını ben de biliyorum. Ama bu konu Jingzhou'nun güvenliğini ilgilendiriyor. Eğer onu bırakmazsanız... Sizin de gitmenize izin veremem. Cahyun, efendinin eşi olarak bana saygın yok mu? Elbette var. Ama yine de çocuğu almak zorundayım. Muhafızlar beni dinleyin. Evet. Cahyun'un işini bitirin. Hanımefendi, bildiğiniz gibi bu kılıcın karşısında... Hiç kimse duramaz. Lütfen onu kullanmam için beni zorlamayın. Tamam, yeter. Ona karşı koymayın. Teşekkür ederim. Cahyun. Adoo'yu geri götürebilirsin. Haklısın, Liu Bei ile kalmalı. Hayır, bunu yapmayın. Onu da Jiang Dong'a götürmek zorundasınız. Sen de kimsin? Benim efendim Sun Quan. Senin efendinin eşi değil. Hanımefendi merak etmeyin. Jiang Dong'a çok yaklaşmış bulunuyoruz. Cao Yun, burada sana yardım edecek kimse yok. Elimizden kaçamazsın. Hanımefendi! Niye elimi götüremezsiniz? Zhang Fei, bu ne cüret? Abimden izin bile almadan, üstelik de onun oğluyla birlikte Jiang Dong'a dönmeye kalktınız. Asıl cüretkarlık bu. Beni dinleyin. Hanımefendi, lütfen durun. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Annem çok ağır hastaymış. Eğer gitmeme izin vermezseniz, şimdi burada kendimi öldürürüm. Hanımefendi, Zhang Fei. Onu buna mecbur bırakırsak, efendimiz ne der?
Haklısın. Hanımefendi, madem gitmekte ısrar ediyorsunuz, size engel olmayacağım. Abim Han Hanedanı için savaşıyor. Eğer onu hala seviyor ve destekliyorsanız, bir an önce geri dönün lütfen. Çok dikkatli olun. Liu Bey'e söyleyin. Ben gidiyorum. O da kendine dikkat etsin. Peki, söyleriz. İzninizle, biz geri dönüyoruz. Hoşça kalın efendim. Zhang Lu'nun ordusu Han Zhong'a geri çekilmek zorunda kaldı. Gerçekten de ağır bir yenilgiye uğradılar. Yani buraya gelmemiz çok yararlı oldu. Ama Liu Zhang bizi önemsememeye başladı galiba. Bir şey mi oldu? Geldiğimiz günden bu yana ordumuzun ihtiyacını karşılamak için her ay bize 30 bin kile tahıl gönderiyordu. Ama Zhang Lu'yu yendiğimizden beri tahıl miktarı ciddi oranda azaldı. Geçen ay sadece 2000 kile tahıl geldi. Para da göndermedi. Bu ay ortada hiçbir şey yok. 3 gündür askerlerimizin yiyeceklerini kısmak zorunda kaldık. Liu Zhang gerçekten de nankörlük ediyor. Düşman tehdidi altındayken bize kurtarıcı muamelesi yaptı. Ama tehlike geçince bize hiç gözüyle bakmaya başladı. Ona bizzat mektup yazıp sözünü hatırlatacağım. Efendim, diyelim ki ona mektup yazdınız. O zaman da bir şey göndermezse ne yapacağız? Buraya onun daveti üzerine geldik. Ama şimdi düşman geri çekildi. O da gitmemizi isteyemediği için bu şekilde bizi mecbur bırakmaya çalışıyor. Artık işi bittiği için bize sırt çevirdi. Biz de Jingzhou'ya geri döneriz. Efendim! Efendim! Efendim, Jingzhou'dan mektup geldi. Efendim, bir sorun mu var? Eşim gitmiş. Sonunda beni terk etti. Efendim, lütfen içmeyin artık. Efendim. Pang Tong, bırak da sarhoş olana kadar içeyim. İçeyim ki bu acıyı biraz olsun uyuşturabileyim. Gitmesi gerekenler gider, gelmesi gerekenler gelir. Hiçbir aşk sonsuz değildir. Güçlü olmak zorundasınız. Bir gün gideceğini başından beri biliyordum. Jingzhou'ya döndüğümden beri içimden bir ses bir gün mutlaka seni bırakıp gidecek diyordu. Neden? Çünkü ben savaş meydanlarında yaşıyorum. O bir hayal dünyasının içinde. Bir kadını kaybetmek önemli değil. Ama Şiçuan'ı kaybedersek, yakın bir gelecekte büyük sorunlarla karşılaşacağız demektir efendim. Pang Tong, kaygılarını çok iyi anlıyorum. Ben de bu gerçeğin farkındayım. Efendim, bence karşımızda 3 seçenek bulunuyor. 1. seçenek, Liu Zhang'la aramız hala iyiyken Huang Zhong ve Wei Yan'a 20 bin askerle saldırıp Shiuchuan'ı almalarını emredebiliriz. 2. seçenek, Jingzhou'ya dönüyormuş gibi yaparız. Liu Zhang'lı generaller sizi uğurlamaya gelir. Önce onları esir alırız, sonra da Liu Zhang'a gireriz. Ardından da Chengdu'yu alırız. 3. seçenekte hızla Baidi'ye çekilmek, oradan da Jingzhou'ya dönmek.
Bu üç seçenekten birincisi bana çok hızlı geldi. Sonuncusu da çok ağır. İkincisine gelince, her neyse, Liu Zhang'a yazıp daha çok tahıl isteyeceğim. Eğer reddederse niyetini anlamış oluruz. Ne yapacağımıza da ondan sonra karar veririz. Lütfen efendim, bir an önce karar verin. Ne kadar çok beklersek sıkıntılarımız da biliyorsunuz ki o kadar büyüyecektir. Pang Tong, sence ben Shi Chuan'ı ele geçirmek istemiyorum? Tabii istiyorum. Hem de herkesten fazla.